Kur'an kainattan niçin felsefenin bahsettiği gibi bahsetmiyor? Bu sorunun cevabını bir temsille anlayalım. Bir zaman hem dindar hem de gayet sanatkar bir hükümdar istedi ki Kur'an-ı Hakîm'in kutsiyetine ve kelimelerindeki mucizeliğe layık bir yazıyla onu yazsın, o mucizeli endama bir elbise giydirsin. İşte o nakış sahibi zat Kur'an'ı pek acayip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetli mücevherleri yazısında kullandı. Hakikatlerinin çeşitliliğine işaret için bazı harflerini elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını inci ve akik ile, diğer bir kısmını pırlanta ve mercan ile ve bir nevini de altın ve gümüşle yazdı. Hem öyle bir tarzda süsleyip nakışladı ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes onu beğenip seyrinden hayran oldu. Bilhassa hakikat ehlinin nazarında o kitabın zahiri güzelliği, manasındaki parlak güzelliğin işareti olduğundan pek kıymetli bir antika hükmüne geçti. Sonra o hakim şu sanatlı ve süslü Kur'an'ı yabancı bir filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem imtihan etmek hem de mükafat vermek için emretti ki, her biriniz bu kitabın hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair bir kitap yazdılar. Fakat filozofun kitabı, yalnız kitaptaki harflerin nakışlarından, karşılıklı münasebetlerinden, vaziyetlerinden ve mücevherlerinin özelliklerinden bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi filozof, Arapça okumayı hiç bilmez. Hatta o nakışlı Kur'an'ı bilmiyor ki, o bir kitaptır ve manası olan bir yazıdır. Belki ona süslü bir antika nazarıyla bakıyor. Bu filozof, gerçi Arapça bilmiyor ama, çok iyi bir mühendistir. Güzel bir ressamdır. Mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir kuyumcudur. İşte o adam, bildiği sanatlara göre eserini yazdı. Ama Müslüman alim ise, ona baktığı vakit anladı ki, o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakîm'dir. İşte bu hakperest zat, ne görünüşteki süslerine ehemmiyet verdi, ne de harflerinin nakışlarıyla ilgilendi. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki, milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerden daha yüce, daha kıymetli, daha latif, daha şerefli ve daha faydalıydı. Çünkü o, kitabın nakışlarının perdesi altında olan kutsi hakikatlerinden ve sırlarından bahsederek gayet güzel bir tefsir yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o şan sahibi hakime takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı. Baktı gördü ki o kendini beğenen ve tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat bu kitabın hakiki hikmetini hiç yazmamış, hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik etmiş. Çünkü hakikatlerin madeni olan o Kur'an'ı manasız nakışlar zannederek, mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan, o hikmet sahibi hükümdar, onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest alimin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve faydalı bir tefsir ve gayet hikmetli ve irşad eden bir teliftir.
aferin, barekallah. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adamsa haddini aşmış bir sanatkardır, dedi. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin diye emretti. Eğer temsili anlayabildinse bak, hakikatin yüzünü de gör. Temsildeki o nakışlı ve süslenmiş Kur'an, şu sanatla yapılmış, zemini çiçeklerle, seması yıldızlarla süslenmiş kainat kitabıdır. O hükümdar ise ezel ve ebedin hakimi olan Allah'tır. O iki adamsa birisi, yani ecnebisi, felsefe ilmi ve filozoflardır. Diğeri Kur'an ve talebeleridir. Evet, Kur'an-ı Kerim şu kainat kitabının en âli tercümanıdır. O Kur'an ki şu kainatın sayfalarında ve zamanların yapraklarında kudret kalemiyle yazılan varlık ayetlerini insanlara ve cinlere ders verir. Hem her biri manalı bir kelime hükmünde olan mahluklara manayı harfi nazarıyla bakar. Yani onları yaratan Allah hesabına bakar. Mesela aynaya iki türlü bakabilirsiniz. 1. Aynanın bizzat kendisini görmek için bakmak. Bu bakışa manayı ismi denir. 2. Aynaya onda tecelli edeni görmek için bakmak. Bu ikinci bakışa ise manayı harfi denir. Bu bakışta aynanın bir önemi yoktur. Önemli olan aynada gözükendir. İşte felsefe ayna hükmünde olan kainata manayı ismiyle, yani bizzat kendilerinden dolayı bakmışlar. Kur'an ise kainat aynasına o aynada tecelli eden sanatkârı hesabına bakmış. Onun isim ve sıfatlarını keşfetmiş. Ne güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette sanatkârları olan Allah'ın güzelliğini gösteriyor, demiş. Halbuki felsefe, kainatın ve içindeki mahlukların zahiri süsünde ve güzelliğinde kalmış, sersemleşmiş ve boğulmuş. Şu kainata Allah hesabına bakmak gerekirken, öyle yapmayıp mevcudat hesabına bakarak ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir demiş ve haddini aşmış. Bu iki bakış farkını şu temsille de anlayabiliriz. Antika bir sandalyeyi filozofların önüne koysak, hemen incelemeye başlarlar. Şeklini, yapısını, ağacının ne olduğunu, hangi yılda yapıldığı gibi birçok şeyi araştırırlar. Ancak bu sandalyeyi kimin yaptığı ve niçin yaptığı konusunu hiç düşünmezler. Sanki o sandalye tesadüfün eseri. Halbuki Kur'an ve talebeleri sandalyenin süsünden, ağacının kalitesinden ziyade sanatkârıyla ilgilenir. Bu sandalyeyi kim yaptı? Niçin yaptı? Bu sandalyenin manası nedir? Bu sandalyenin ustasının isim ve sıfatları nelerdir ve bize emirleri var mıdır gibi noktalarda yoğunlaşır. Ya da felsefe ve talebeleri yere çakılmış bir kazığa bağlı bir at görseler,
hemen kazığın, atın ve ipin kendisiyle ilgilenirler. Bu üçü hakkında ciltler dolu kitaplar yazarlar. Ancak bu at kimin? Bu kazığı yere kim çaktı? Niçin bu atı buraya bağladı? Bu ip nereden geldi? Bunu yapan zat bununla neyi anlatmak istiyor gibi hakiki hikmetin hiçbir meselesiyle ilgilenmezler. Halbuki Kur'an hakiki hikmetle ilgilenir ve mezkür soruların cevaplarını öğretir. İşte dünya ve içindekiler gayet sanatla yapılmış birer eserdir. Dünyamız diğer yıldızlarla birlikte manevi iplerle güneşe bağlanmış, etrafında dönüyoruz. Felsefe sadece şu alem ve içindeki eşyanın zahiriyle ilgileniyor. Onları birbirine bağlayan kanunlardan bahsediyor. Bu harikulade eşyanın niçin ve kim tarafından yaratıldığını, bu kanunları kimin koyduğunu hiç düşünmüyor. Halbuki Kur'an her şeyi sanatkârı olan Allah'a bir pencere yapıyor. O eşya ile Allah'ı tanıtmaya çalışıyor ve mevcutlara onun için bakıyor. Bir sinekten tutun ta güneşlere kadar her şeyde Allah'ın isim ve sıfatlarını keşfediyor. Adeta her şey ona göre bir mektup ve bir kaside. İçinde sanatkârının isimleri yazılmış. Ve her şey bir hazine. Onda ilahi sıfatlar saklanmış. Demek felsefe, kainata manayı ismiyle, yani bizzat kendileri için bakmış. Kur'ansa manayı harfiyle, yani sanatkârı olan Allah hesabına bakmış. Elbette kainata böyle farklı sebeplerden ve farklı pencerelerden bakan felsefe ile Kur'an'ın kainat hakkındaki ifadeleri bir olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim, bu kainattaki kıymeti bilinmeyen, adi ve basit şeylerden sayılan, halbuki gerçekte harikulade ve Allah'ın kudretinin birer mucizesi olan mevcudat üzerindeki gaflet ve felsefenin örtmüş olduğu adilik ve alışkanlık perdesini keskin beyanlarıyla yırtıp, o acayip varlıkları akıl sahiplerine gösterip, ibretli bakışlarını celbedip, akıllara tükenmez bir ilim hazinesi açar. Mesela der, deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Ve semaya bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikilmiş? Ve yeryüzüne bakmıyorlar mı? Nasıl döşenmiş? Gökten bir su indiren de O'dur. İşte onunla her çeşit bitkiyi çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık ki, kendisinden üst üste dizilmiş daneler çıkartırız. Ve hurma ağacından, onun tomurcuğundan da sarkan salkımlar ve üzüm bağları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytin ve nar ağaçlarını çıkardık. Meyve verdiği zaman meyvesine ve olgunlaşmasına bakın. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için elbette deliller vardır. İşte Kur'an bu ve benzeri ayetleriyle dikkatleri adi ve kıymetsiz zannedilen eşyaya çeker. Onların harikulade bir sanat eseri olduğunu vurgular. Onlara bakmayı, inceliklerini tefekkür etmeyi ve onlarla sanatkârları olan Allah'ı tanımayı ve bilmeyi emreder. Felsefe ilmi ise tamamen
harikulade olan Allah'ın kudretinin mucizelerini ve eserlerini adet ve alışkanlık perdesi altında saklayıp ilgisizcesine üstünden geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve yaratılışın intizamından çıkan nadir fertleri nazar-ı dikkate arz eder. Mesela kudretin bir mucizesi olan insanın yaratılışına adi ve sıradan deyip lakaytlıkla bakar. Fakat üç ayaklı ya da iki başlı bir insanı teşhir eder. Ya da en latif ve rahmetin bir mucizesi olan bütün yavruların Allah'ın rahmet hazinesinden muntazam beslenmelerini ve geçimlerini adi ve sıradan görüp nankörlük perdesini üstüne çeker. Fakat intizamdan çıkmış, kabilesinden ayrılmış, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla beslenmesini görür, onda tecelli eden lütuf ve keremle bütün balıkçıları ağlatmak ister. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve Allah'ı tanıtmak cihetiyle servet ve zenginliği ve felsefenin ilim ve ibret ve Allah'ı tanıtmak cihetiyle fakirliği ve iflası.